şu kelimede şifalı, saadetli şöyle bir müjde var ki şöyle ki kainatın ekser enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş derecesinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer kalbi insan vahtahu kelimesinde bir melce bir halasker bulur ki onu o bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten, o hiçlikten, o zulümattan, o karanlıktan, o sıkıntılardan vahdehu kurtarır. Yani nasıl kurtarır? Vahdehu manen der. Üzülme. Allah birdir. Allah senin nedir? Üzülme. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onları sebep bil, müsebbep bilme. Sebepleri de emrettiği için müracaat et. Müsebbibul esbab Rabbindir. Onlara tezellül edip Allah'ı unutup da onların önünde eğilme, onlara minnet çekme. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlara böyle olacak, onlar böyle, onlar fail mi ya? Hiç kimse fail değil. Her şeyin haliku o, her şeyin dizgini onun elinde. İzzet ve zillet, fakirlik ve servet doğrudan doğruya Allah'a bağlıdır. O esbab şerrin hikmetini anlamayan müminlerin itirazları Allah'a gitmesin diye, imandan çıkıp da küfre girmesinler diye şuurlu gönüllü şer perdeleri ama belalarının sonunda bulacak mahluklar şeytan gibi işte şuurlu mahluklar kabahatleri o yüzden var tevafuk etmiş şerre perde olmuştur İzzet ve azametin o perde arkasını göremeyen müminlerin imanlardan düşmesin diye ama onu da göremeyip oraya takılıp ondan biliyorsa yine o imtihanı geçemedi çünkü dersini okumadı evet onların arkasına düşüp zahmet çekme onlardan korkup titreme Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Vahdehu'nun manasını. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin dizgini, her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. O izin vermezse hiçbir şey olmaz. En küçük atom dahi ondan habersiz hareket edemez. Yaprak ondan habersiz diyor kımıldayamaz. Allah'ın veziri yok, zıttı yok, nitti yok, benzeri yok. Melekler sadece icraat rubiyetin önünde şuurlu perdelerdir. İzzet ve azamet. İster ki esbab perdedarı desti kudret ol aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki mümin o perdeyi yırtsın, olayların arkasında müsebbibu lesbub olan rahmet rahmanı görsün. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Rabbim bunları kalbimize duyursun inşallah. Her şey onun emriyle halledilir. O zaman ona dost olmaya bak. Rabbim de. Değil mi? Rabbim sana itaat ediyorum ha. Ne istiyorsan o. Senin ihtiyacın yok. Ama sen öyle bir şefkatlisin ki bunları bana farz yapmışsın. Yine benim için. Evet. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun hadsiz minnetlerden, boyun eğmekten, insanların peşinden düşmekten, senin derdini dinlemeyenlere derdini anlatmaktan, onun namını anlatabilirsin derdini. Onun namını hakkını arayabilirsin. Onları demiyor. Onlardan medet beklemekten kurtuldun. Siz kimsiniz dedin ya? Hadi kölelersiniz ha benim gibi. Halık-ı var. Üstad'a diyorlar, niye diyorlar bize müracaat etmiyorsun? Hapishanedeyken af iste af edelim seni. Onlara diyor ki ben sizin mahkumunuz değilim ki size müracaat edeyim diye. Adamlar çöküyorlar böyle. Ben rahmeti rahmana bakarım. kaderi i ilahinin tecellisine bakarım. Siz bana dünya kapısını kapattınız. Ben de gittim ahiret kapısını çaldım. O rahmet rahman onu bana açtı. Geri dönmem size diyor yani. Sizin mahkumunuz değilim bir kere diyor. Kendinizi bir şey zannetmeyin ha. Mesuliyeti boynuna yüklenen adi cehennem odunlarısınız siz. Adi cehennem taşlarısınız ha. O kimse artık. Kim onlar? Allah sonumuzu hayır etsin. Vahdehu. Vahdehu. La ilahe illallah vahdehu la şerikele.